Merhaba YouTube izleyicileri. Bu hafta Bana Yalan Söyle programını çekemedim. Çünkü araya bayram girdi ve İstanbul boş. Potansiyel konuklarımın hepsinin ya işi vardı ya tatildelerdi. Biliyorsunuz bu hafta çok önemli bir olay yaşandı. Bir YouTuber sahaya girdi. Ben olayla ilgili yorum yapmak istemiyorum çünkü benim üzerime vazife değil. Yalnız burada benim yapmak istediğim aslında yeni bir konsept oluşturmak istiyorum. İnsanların gelip burada rahatça içini dökebileceği bir konsept yaratmak istiyorum. Bunun adını da yorumlarda siz belirleyeceksiniz. Benim mesleğimin ilk kuralı suçsuzları temize çıkarmaktır. O yüzden burada da onu yapmak istiyorum. Olayda adı geçen 4 kişiyi de sosyal medyadan tanıyorum. Hepsi çok başarılı, hepsi işini çok iyi yapan arkadaşlar. Benim kesinlikle kendilerine karşı hiçbir eleştirim veya şeyim yok. Buna siz izleyiciler karar veriyorsunuz. Abone olma, olmama, hakaret etmeden eleştirme, destek verme, bunların hepsi sizin bileceğiniz işler. Ben bunlara karışmıyorum ve hiç kimseyi bu şekilde yönlendirmiyorum. Benim kendi şahsi fikrim bende saklı. Yalnız buradan ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. İsmi geçen 4 arkadaştan buraya gelip söyleyeceği şeyleri dedektör yardımıyla tasdik ettirmek isteyen olursa seve seve konuk alırım. Planlamadığını söyleyen arkadaş var. Olaydan hiçbir haberi olmadığını söyleyen arkadaş var. Tamamıyla tesadüfen sponsor biletleriyle maçı izleyip de yan yana oturup olayların bu taraflara geldiğini söyleyen arkadaşımız var. İsim vermiyorum çünkü telif atanlar olur. Belki hoşlarına da gitmeyecektir ama tamamıyla art niyetsiz bir şekilde. Beni zaten artık az çok tanımışsınızdır. Birçok video çektim. Beni seven, sevmeyen birçok YouTuber oldu. Ama biri çıkıp da şunu diyemez. İbrahim Berk doğru bir şeye yalan bir şeye de doğru söyledi. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. İlk olarak kişiliğime, karakterime ters, sonra işime aykırı, etik değil. O yüzden güvenilir bir program konsepti yapmak istiyorum. Gerçekleri gelip burada ispat etmek isteyen olursa seve seve kabul ederim. Bir de arkadaşlar çok uzun bir süredir Kandır Kandırabilirsen yarışmasından bahsediyorduk. İlk konuğumuzu da aldık. Yalnız programı çekerken cezayı ve ödülü unuttuk. Ben aslında programı yayınlamayacaktım. Ama katılmayı hak kazanan arkadaş, Arif arkadaş katılmak için benim eski hesabım, Instagram hesabıma binlerce kişi etiketlediği için göstermiş olduğu çabayı, eforu görmezden gelemezdim. Hemen Arif'in videosuna geçiyoruz. Kandır Kandırabilirsen serisinin ilk konuğu Arif. Arif hoş geldin. Hoş buldum abi. Ben bir post yayınlamıştım Instagram'da. Buraya en çok etiket yapan kişi kazanacaktı. Ben daha sonra bunun yanlış bir seçim olduğunu anladım. Çünkü Arif 1000'e yakın kişiyi etiketlemiş. Etiketlerken ben gördüm yorum engeli yedi Instagram'dan. 6-7 hesap kapandı. Evet. Kendi hesabından değil başka hesaplardan da etiketleme yapa herkese büyük bir fark atarak. Nasılsın Arif? İyiyim abi. Bursa'dan geldim. Uzun sürdü biraz yolculuğum. Yayıncı arkadaşımın yanında kaldım. Buraya geldik. Bakalım neler olacak. Bursa'dan buraya geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir istekliymişsin. Bunu anlıyoruz. Hem etiketlerden hem Bursa'dan kalkıp buraya kadar gelmenden. Hazırsan başlayalım. Hazırım abi. Şimdi ben sana yayın öncesi şey demiştim. Ben seni ilk defa zaten evet, tanışıyoruz seninle. Aileni tanımıyorum. Sen de teyit edersen. Evet öyle. Normalde yalan dedektörü işte diyorum bir suçluyu tespit etmek için veya bir suçlu tespiti için kullanılır. Ya da insanları işe alırken işte nasıl biri olduğunu anlamak için. Elimizde şu an böyle bir durum yok. Kandırmaya yönelik bir içerik yapacağız. Evet. O yüzden ben senden yayın öncesi bana 4 tane isim söylemeni istedim. Bunlardan bir tanesi babanın gerçek adı. Diğer üçü ise gerçek değil. Ben bu isimleri sana yönelterek babanın gerçek adını tespit edeceğim dedektörden. Tamam. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Tamam. Babanın adı Mustafa mı? Hayır. Bu doğru gözüküyor. Mustafa değil. Babanın adı Ali mi? Hayır. Bu da doğru gözüküyor. Babanın adı Hüseyin mi? Hayır. Emin misin? Hüseyin gibi gözüküyor buradan. Bu kadar. Hüseyin? Bu kadar. Evet yani nefesimi kontrol etmeye çalışıyorum. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorum. Bir de sen iddialı geldin. İddialı geldin. Evet. Instagram'dan yazıştık seninle. Evet. Ben kesin kandırırım abi falan diyordum. İlk testimizde son isim Selçuk'tu. Ona gelemedik. Allah'tan ilk sıraya yazmamışız. İsmi ilk soruda patlayacak. Bir test daha yapalım. Ben kağıda işte kameradan belki gözükmez. Sen de teyit edersin. Buraya 3, 4, 5... Sen de teyit et. Evet. 3, 4, 5, 6. Herhangi bir yerinde işaret bir şey yok. Bir tanesini ben arkamı döneceğim. Tamam. Sen işareti koy. Sonra kağıdı ters çevir. Ben görmeyecektim. Tamam. Bir şekilde. Kameraya da göster istiyorsan hangisine tamamdır işareti koyduğunu. Yaklaştık kameraya. Tamamdır. Koydum. Tamam. Şimdi ben sana soracağım işte işaret koyduğun 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı diye. Oradan gideceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi çok iyi konsantre olmanı istiyorum. Tamam. Sen ne kadar iyi konsantre olursan benim işimi o kadar kolaylaştırıyorsun. Tamam. Hazırsan başlıyoruz. Elimden geldiğince konsantre olmaya çalışacağım. Tamam. İşaret koyduğun rakam 3 mü? Hayır. Bu. İşaret koyduğun rakam 4 mü? Hayır. Bu da doğru. İşaret koyduğun rakam 5 mi? Hayır. Bu da doğru. Geriye zaten 6 kalıyor ama ben yine soruyu sorayım. İşaret koyduğun rakam 6 mı? Hayır. 6. Sana da grafiği göstereyim böyle. Burada %97. Evet, %97. 6 ile ilgili yalan söylediğin ortaya çıkıyor. Evet. Demek ki neymiş? Kandırılamıyor. Dedektör kandırılamıyormuş. Evet. Ben yine başka takipçilere de şans vermek istiyorum. Arif yapamadı ama ben yaparım abi. Ben çok iyi yalan söylerim abi diyenler varsa onları da yine konuk edeceğim. Bununla ilgili yine Instagram'ı şuraya yazıyorum. Bununla ilgili yine Instagram'a bir post yazacağım. Bu seferki yarışma biraz farklı olacak. Bir önceki çok zordu çünkü. Çok fazla yorum geldi. Yorumları saymasıdır, şeyi biraz karışık oldu. Bu sefer farklı bir şekilde seçeceğiz. Bu arada Arif'in de bir YouTube kanalı var. Arif aynı zamanda YouTuber'mış. Onun da kanalını açıklama kısmına ekleyeceğim. Onun kanalına da abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi Arif dedektörü kandıramadı. Ben Arif'i daha önce hiçbir şekilde tanımıyordum. Instagram'a binlerce insanı etiketleyerek bu yarışmaya katılmaya hak kazandı. Dediğim gibi ödül ve ceza sistemini unutmuştuk. Şu an geçici bir Instagram hesabım var. Oraya bir post atacağım. Oradan bir sonraki yarışmaya siz de katılabilirsiniz. Posta açıklayacağım katılma şartlarını. Sizden bir ricada bulunuyorum aynı zamanda. Bu az önce bahsetmiş olduğum insanların gelip burada gerçekleri anlatacakları programın ismi ne olsun sizce? Onu da yorumlarda burada bildirirseniz ismi sizin vermenizi istiyorum çünkü benim kullandığım isimleri çok sert bulanlar oluyor, beğenmeyenler oluyor. Bu sefer takipçiler ismi koysun istedim. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve bu videoyu sosyal medyada yayabilirseniz sevinirim. Çünkü bu futbol konusuyla ilgili muhataplarına da bu videonun bir şekilde ulaşmasını isterim. Ben Instagram'dan yazdım, gördüler veya görmediler bilmiyorum ama şu ana kadar bana bir geri dönüş olmadı. Geri dönüş olursa seve seve o videoyu çekerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.